Neler yiyorsunuz? Arada ben de arada sivilce çıkıyor dedim. Kar mı diye çok korkuyordum. O kadar pürüzsüz oluyor ki size anlatamam. Yani gerçekten bakmaya çalışıyorum ve o gözenekleri doldurmamaya çalışıyorum. Benim şöyle söyleyeyim, bir ara ben 60 miligrama kadar çıktığımı hatırlıyorum. Başlamalı mıyım? Korkuyorum açıkçası. Kili falan mahvolmuş. Yani gerçekten yüzüm her yer yara 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 böyle. İşte makyaj yapmak istiyorum, cildim çok kötü. Yani sivilce izlerini geçiriyor mu hocam? Çok kötü sonuçlar doğurabilir. Yani yan etkileri sarmakla bitmiyor herhalde. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu sefer açık alandayım. Şöyle bu ortamı bulmuşken dedim ki sizlerin de Instagram üzerinde bana yöneltmiş olduğunuz soruları cevaplamak istedim. Biliyorsunuz ben 9 aylık bir Zorotan'ın tedavi süreci geçirdim. Her ne kadar aslında bu süreci orada paylaşmış olsam da yine ara ara sürekli sorular gelmeye başlıyor. Özellikle bu yaz döneminde bana çok fazla soru gelmeye başladı. Tekrar ben de böyle bir güncelleme videosu çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi o zaman sorularınız üzerinden ilerleyeyim. Sonra benim de yine değinmek istediğim şeyler olursa onlardan da bahsederim. İlk olarak Duygu Aydemir'in bir sorusu var. Tedaviniz bittikten sonra neler yiyorsunuz? Arada çıktığında nasıl müdahale ediyorsunuz? Ben de arada sivilce çıkıyor demiş. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Benim tedavi bittikten sonra sivilcem hiçbir şekilde çıkmadı. Hatta ben hep böyle şeyden çok korkuyordum. Acaba sivilcem çıkar mı? Çekirdek yerim, onu yerim, bunu yerim çıkar mı diye çok korkuyordum. Çok şükür öyle bir problemle karşılaşmadım ki aksine hani böyle sağlıklı da beslenmedim. Yani işte ben Zorotan tedavisi gördüm. Sivilcem çıkmasın gibi böyle nasıl diyeyim kendime de dikkat etmedim. Yani gerçekten ne varsa işte tatlıdır, karbonhidrattır, abur cuburdur, cipstir. Ya her şeyi yedim diyebilirim size. Ve çok şükür sivilcem çıkmadı. Çok nadir böyle binde bir şey oluyor. İşte hatta bir vlogumda vardı. Böyle kızarıklık oluyor mesela alnımın ortasında ya da şurada bir kızarıklık oluyor. O da maksimum 1-2 saate geçiyor. Yani öyle bir özellikle beni koca sivilce, işte içinden iltihaplı sivilcelerim çıkmadı. Tabii ne değişti biraz? Bu tedavi sürecinde cildiniz böyle gerçekten çok pürüzsüz, ne bileyim tertemiz, hani böyle cilt bakımına gitmişsiniz de temizlenmiş hissiyatı vardır ya, aynı o şekilde oluyor. Fakat bu tedavi süreci bittikten sonra biraz daha böyle siyah noktalarda, özellikle siyah nokta yani bu burun bölgesi o kadar pürüzsüz oluyor ki size anlatamam. Yani gerçekten o hissiyatı asla unutamıyorum. Çok hoşuma gidiyordu. Böyle yüzüme dokunuyordum, yumuşacık. Halbuki sivilceler var ama yine de bu cildinizin olduğu yerler böyle pürüzsüz kayıyordu. Şu an mesela öyle bir hissiyat yok. Ama yine de sivilcelerim yok. Hani o beni çok mutlu ediyor. Fakat siyah nokta olayına gelecek olursak siyah noktalarım yok aslında. Yani eski döneme göre siyah noktalarım çok azaldı. Belki bu cilde bakımımla da alakalı olabilir. Çünkü gerçekten hani cilt bakımına dikkat ediyorum. Hatta ben sürekli söylüyorum cilt bakımıyla ilgili bir video çekeceğim diye bir türlü çekemedim. Bakalım onu Bursa'dayken artık çekmeyi planlıyorum. Bu cilt bakımına dikkat ettiğinizde bence ondan da çok yüksek miktarda kurtuluyorsunuz. Bu tamamen bence cilde bakmakla alakalı diye düşünüyorum. Bu siyah noktadır özellikle. İşte toniğinizi kullanmak, ne bileyim cildinizi yıkamak, işte makyaj yapıyorsanız bile makyaj yaptıktan sonra o cildinizi temizlemeniz lazım. Özellikle güneş kremi mesela çok kullanmamız gerekiyor. Güneş kremini kullanıyorum ama ben her akşam cildimi böyle La Roche-Posay'ın işte yüz yıkama jeliyle yıkıyorum mesela. Sonra tonikliyorum falan derken gerçekten bakmaya çalışıyorum ve o gözenekleri doldurmamaya çalışıyorum. Belki bununla bir alakası vardır ki özellikle güneş kremini çok iyi temizlemeniz gerekiyor. Bunu da hani zaten az çok biliyorsunuzdur. Yani şöyle sivilce problemi yaşamadım ve tedavim biteli ne kadar oldu? Hemen hemen geçen sene bitti. 2020 Mart ayında başladım. Ben 9 ay sürdü. İşte 2021 Şubat ayında, Ocak Şubat ayında da bitti tedavim. Yani gerçekten uzun bir tedavi süreciydi. Miligramları soranlar çok oluyor. Benim şöyle söyleyeyim, bir ara ben 60 miligrama kadar çıktığımı hatırlıyorum. Ama genel olarak 40 miligramla ilerledik biz. 20 miligram kullandığımı neredeyse hatırlamıyorum. İlk bir başta sanırım hani vücudum nasıl tepki verecek diye bir 20 miligramla başlamıştık. Ama onun haricinde ben sürekli 40 miligram, 40 miligram. Hatta böyle artık baktık hani 9 aya doğru kaymaya başladı benim sivilce tedavim. 8. 7. 8. aylardaydı sanırım, tam emin değilim. 60 miligrama çıkmıştık böyle kısa süreliğine ama birkaç haftalığına sadece. Tabii ki bunda bu tarz miligram olaylarında şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Tamamen doktorunuzun kontrolünde zaten artıyor ama doktorunuzun da kan testi yapması gerekiyor. Vücudunuzdaki kan değerlerine bakması gerekiyor. Bunun için de bence iyi bir doktora gitmek de önemli diye düşünüyorum. Benim doktorum sağ olsun bu konuda çok ilgiliydi. O yüzden benim karaciğerlerimde ya da ne bileyim vücudumda herhangi bir böyle bir problem yaşamadım. Bunlar da önemli şeylerden bir tanesi.
Art Shine demiş ki bu süreçte doktora gittim ve Zoraten'in verdiği 20 mg başlamalı mıyım? Korkuyorum açıkçası. Ben şöyle bir video çekmiştim. Zoraten'in tedavisinde yaşadığım zorluklar diye. Şimdi bu çok sonucu genel olarak başarıyla sonuçlanan bir tedavi. Genel olarak işte ben mesela şu an çok memnunum, iyi ki de kullanmışım diyorum ama bazı kişilerde de gerçekten çok zorlu bir süreç oluyor. Aslında ben de şu an hani hatırlamıyorum ama eski videolarımı izleyince gerçekten çok zorluk yaşadığımı fark ettim. Çünkü o cildimin hali falan mahvolmuş. Yani gerçekten yüzüm her yer yara 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 böyle. Diyorum ki hani bu halde nasıl geziyormuşum? Benim şöyle bir avantajım vardı. Tam pandemi sürecine denk geldiği için ben o pandemi sürecinde maskeyle geziyorduk ya da evdeydik. O beni çok etkilememişti o zaman da. Ama yaz döneminde mesela çok dikkat etmeniz gerekiyor. O zaman zaten yaz döneminde de çok dışarı çıkmadığımız için hani çok dikkat edilecek bir durum da yoktu. Yani hani şey güneş vesaire çok çıkmıyorduk. Ama çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ilk baş kullanmaya başladığımda şu hissiyatı hatırlıyorum. Yüzüm tüp patlamış gibi yanıyordu. Gerçekten çok ne bileyim ağrı sızı çektiğim dönemler oldu. Bu beni çok zorluyordu. Çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Güneşe çıktığınızda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Güneş koruyucusuz kesinlikle çıkmamanız gerekiyor. Hatta bazıları şey diyor günde hani 2 saatte bir güneş kremini şey yapın. Tazeleyin diyorlar ama ben buna çok açıkçası dikkat etmedim. Günde 2 kere falan sürüyordum. Burada kullandığınız güneş kremi de önemli. Ben de şu an mesela La Roche-Posay'ınki var ki en iyi gelenlerden bir tanesi de o böyle cildinizde çok rahat bir şekilde dağılıyor. Normalde bazı güneş kremleri böyle çok katı kıvamlı olur. Mesela o katı kıvamlılar böyle ciltte dağılmaz. O da sürerken canınızı yakıyordu mesela. O da hani onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bolca nemlendirip bolca da su içmek gerekiyor. Bu süreçte mesela makyaj olayı falan da bana çok soruluyordu. İşte makyaj yapmak istiyorum, cildim çok kötü. Yani ben olsam makyaj yapmazdım. Çünkü hani göz makyajı yeterli ki göz çevreniz bile, şuralarınız bile o kadar hassaslaşıyor ki. Ya cilt çok hassaslaşıyor, anlatamam size gerçekten. Hani en ufak böyle kolumu mesela kaşıyordum, hop çiziliyordu yani. O kadar deriniz hassaslaşıyor. Ve bunlara da hani dikkat etmek gerekiyor. Ben olsam makyaj yapmazdım. Çünkü yani bence sanki hani erteliyor gibi şeyini, düzelmesini erteliyor gibi. Ben doktoruma sordum hani makyaj yapabilir miyim? Bana verdiği cevap şu şekildeydi. Yapabilirsin, yapmanda bir sıkıntı yok ama yapmasan çok daha iyi olur. Sürecini o kadar daha hızlandırırsın, hani daha başarılı bir süreç elde edersin demişti. O yüzden ben çok sadece bir kere mi ne yapmıştım? İşte bir nişanım olmuştu o dönemde ağır makyaj. Zaten normalde makyaj yapmıyordum. O şekildeydi yani benim makyaj yapma süreci. Ama hani gözüme bir şeyler sürmeye kalkıyordum ama olmuyordu yani. Kesinlikle olmuyordu. Sadece rimel falan sürüyordum o şekilde. Mesela yine aynı şekilde söylemiş. KPSS sürecindeyim ve aktif sivilcelerim var. Köklü. Dokunmadığımda bile sızlıyor. Yani bence böyle köklü, işte böyle iltihap gibi sivilceler varsa başlanabilir. Yani en azından bir cildiyeye gidin. Neden kaynaklandığını öğrenin. Zaten size hani herhangi bir problem oluşturmayacağını düşünüyorsa doktorunuz bu tedaviye başlıyor. Ama size bazı kişiler var mesela ciğerlerine işte ne bileyim vücuduna zarar veriyor. Bu tedaviyi yarıda bırakanlar da olabiliyor. Yani bu tamamen doktor kontrolünde. Hani kafama göre başlayayım başlamayayım gibi bir durum yok. Uygun görülüyorsa bence bir an önce başlayın. Ben şey diyorum hatta keşke daha önce başlasaymışım ama işte benim biraz bu iğne korkum bana engel oldu diyebilirim. Antibiyotikli tedavi mi bu bahsedilen yoksa doktor Zoraten'in diye söylüyor mu ya? Antibiyotik zaten bu çok yoğun bir antibiyotikli tedavi oluyor. Zoraten'in var, Roaccutan var, bir şey daha vardı şu an adını unuttum. Akne Trend miydi? Ay emin değilim şu an öyle bir şey var. Hani bunlar hep birbirinin muadili şeyler. Roaccutan çok fazla duyuldu ama Zoraten'in Roaccutan yani bunlar aynı ürünler. Sadece şey gibi düşünün işte markası farklı yani bir sürü ağrı kesici var mesela markaları farklı gibi. Bu da aynı şekilde. Savaş Özgün'ün bir sorusu var. Sivilce izlerini geçiriyor mu hocam? Şimdi şöyle bana doktorum başlarken demişti ki hani izlerinden tamamen kurtulamayacaksın. Çünkü benim çok eskiden işte cildimdeki sivilceleri sıkıp oynadığım için ister istemez oluşmuş böyle köklü izler vardı. Onları dedi çok hani geçirmez, azalmasını sağlar ama geçirmez demişti. Tam da dediği gibi oldu. Ama benim için hiç sıkıntı değil. Yani şu an böyle cildimin şuralarında böyle çukur çukur izler var.
Ama mesela eski döneme göre bakıldığında hiç yani o kadar çok fazla değil. Eskiden çok daha net görülüyordu. Gün geçtikçe bu tedavi bittikten sonra bile bence etkisi devam ediyor. Zaten birkaç ay etkisi devam ediyor. Şu an bile ben doktorumun vermiş olduğu işte bu kremleri, tonikleri ya da yüz yıkama, hani cilt bakımını uygulamaya devam ettiğim için belki de bende güzel bir iyileşme görüldü. Çünkü ilk tedavim bittiğinde şuramda böyle kırmızı bir leke vardı kocaman. Hatta ben dedim ki ya bu şekilde mi kalacak bu? Hani tedavi bitti dedi doktor. Ama dedim burada kırmızı kırmızı lekeler var. Hani nasıl olacak falan derken doktor da dedi hani sen bunları kullanmaya devam et. Zaten ilacın etkisi devam edecek. Bir de bu kremler de sana etkili olacak dedi. O kremleri kullanıyorum. Hatta ben onunla ilgili bir video çekmiştim. Zoratel'in tedavimle ilgili bir oynatma listesi mevcut orada. Yani çekmediğim video, kaç video çektim bilmiyorum. İnanın her sorunuzu orada bulabilirsiniz. Arada bir güncelliyorum çünkü herkes cildimiz son halini merak ediyor. Şu anki halini merak ediyor. Yani şuradan da artık son halini görebilirsiniz. Makyaj yapmıyorum. Yüzüme fondöten sürmüyorum. Bir şey sürmüyorum. Sadece güneş kremi sürüyorum ve çıkıyorum dışarı. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yoksa eskiden hep böyle bir kapatıcıdır, işte kızarıklıklar gitsin falan bir şeyler uyguluyordum. Aslında bu da cilde çok zarar veriyor. Tabii ki bazıları şey diyor, işte cildiniz çok güzel düzelmiş. Bazıları diyor hani burada çukurlar var, bunlar geçmeyecek mi? Yani bunun için belki tedavi bittikten sonra bu hani işte ne bileyim iğneli tedaviler vesaire oluyor ya, belki onları yaptırabilirsiniz ama mesela ben yaptırmayı düşünmüyorum yani, açıkçası çok da şey değil, hani benim için çok bir problem oluşturmuyor. O yüzden ben şu anki halinden çok çok memnunum. Benim günlük, hani hadi burada da bahsedeyim ama daha detaylı bir videosu gelecek. Nemlendirici olarak vücudunuza ne kullanıyordunuz diyordu. Benim doktorumun vermiş olduğu bir krem vardı ama şu an adını hatırlamıyorum kesinlikle. O videoda bahsederim mutlaka. Yani açıkçası elime ne geçerse nemlendirici olarak kullanıyordum. Vazelindir, artık ne varsa her şey kullanıyordum. Dudak balmı kullanmak bu süreçte çok önemli. Çünkü dudaklarınız patlıyor. Şuraları böyle yara falan oluyor, kanayabiliyor. Orada da Blistex mesela çok iyi geliyor. Ya da çok böyle yoğun nemlendiriciler. Mesela Nivea'nın nemlendiricisi güzel ama o dönemde en iyi gelen herhalde Blistex'tir diye düşünüyorum. Hepsi böyle iyi gelmiyor. Yani çok aşırı nemlendirmeniz gerekiyor. O dönemden beri hala benim dudak kuruluğum devam ediyor. Yani öyle söyleyeyim size. Hala da ben dudak nemlendiricisi kullanmaya da devam ediyorum aslında ama ya bilmiyorum. Şey böyle hani tedavinin sonucu güzel olduğu için hani o çekilen çileye değer gibi düşünüyorum. Yani o düşüncedeyim ben. Eğer hani sizlerde eğer böyle daha genç izleyenler varsa, yaşı olarak ben gerçekten bu tedaviye çok geç başladım. 24-25 kaç artık 24-25 yaşında başladım. Hani bence bu cildin daha erken ergenlik dönemlerinde yenilendiği dönemde başlasaydım belki bu lekelerim bile olmayacaktı. Olsun. Şey, zararın neresinden dönersek kârdır diye düşünüyorum. Yani bu şekilde bu olayda. Birisi şey demiş, merhaba Batman gibi bol güneşli bir yerde sorun oldu mu peki yazın ilacı kullanmanız? Yani gerçekten Batman çok güneşli ama dediğim gibi güneş olayına çok dikkat etmeye çalıştım ben. Yani güneş kremsiz zaten dışarı çıkmıyordum. Ya da giydiğim kıyafetleri ona göre seçmeye çalışıyordum. İşte şapka kullanmaya çalışıyordum. Daha uzun şeyler giymeye çalışıyordum. Ancak bu şekilde halledebildim. Yoksa aksi takdirde güneşin altında çıkarsanız özellikle öğle saatlerinde falan sakın zaten denize girmek, o dışarı çıkmak falan yapmayın. Gerçekten cildiniz çok hassaslaştığı için çok kötü sonuçlar doğurabilir. Bir kere zaten hani bu dönemde cildiniz leke oluşumuna o kadar çok meyilli ki güneşe ne kadar az çıkarsanız o kadar da leke oluşumunu engellemiş olursunuz. O yüzden Batman biraz etkiledi ama pandemi olduğu için de çok dışarı çıkmadığımız için etkilemedi. Ama şu an kullanacak olsam herhalde biraz etkilerdi diye düşünüyorum. Ne kadar süredir tedavi devam ediyor ve bir farkı var mı? Yan etkileri nelerdir? İşte tedavim bitti zaten. 9 ay sürdüğünü söylemiştim. Cilt bakımına da devam ediyorum doktorumun verdiği. Yan etkileri tabii ki var. Zaten biraz videoda bahsettim ama yan etkileriyle ilgili çekmiş olduğum ayrı bir video var. Oynatma listesi açıklama kısmında mevcut. Orada Zoratel'in oynatma listesine girerseniz yan etkileri nelerdir gibi bir video çektim. Bir sürü yan etkisi var. Hatta görüntülü bir şekilde koydum onları. Yani yan etkisi bel ağrısı, sırt ağrısı, böyle eklemleriniz ağrıyor, çok kötü tutuluyordu bazen belim. İşte kızarıklıklar, çok kısa sürede leke oluşumu, ondan sonra cildinizin hassaslaşması, yara olması. Yani bir sürü yan etkisi var aslında. O yüzden yani yan etkileri saymakla bitmiyor herhalde. Tedaviyi ben de bitirdim. Arada inatçı çıkan oluyor. Neler yapıyorsunuz? Ben yağlı yemeklerden uzak duruyorum demiş. Ya tamamen herhalde bu sanırım şey böyle bünyeyle alakalı bir durum.
bünyeyle alakalı olduğu için de bende şu an çıkmıyor. Dediğim gibi cildime yemek olarak kesinlikle dikkat etmiyorum yediğim içtiğim şeye. Ama cilt bakımına çok önem verdiğim için, cilt bakımını çok güzel bir şekilde yaptığım için böyle bir şey oluşmadı. İnşallah oluşmaz da tabii ki. Bu şekilde genel olarak sorularınızı cevapladım. Genel sorular bu yöndeydi. Zaten kanalda artık 9 ayın teker teker her ay videosu, artı bu leke tedavisi, süreçte neden zorlandım soru cevaplar bir sürü video var. Dediğim gibi oynatma listesini mutlaka kontrol edin. Eminim bütün her şeyin sorularının, bütün sorularınızın cevapları da orada vardır. Şimdi hemen cildimin güncel halini size göstereyim ve videoyu kapatayım. Evet, şu an cildim bu şekilde ve sadece güneş kremi var. Başka da bir şey yok cildimde. Nasıl göstereyim bilmiyorum ama şurada işte birazcık çukurlarım var. Zaten onları görmüşsünüzdür. Onun haricinde de herhangi bir leke yok. Böyle umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Size faydası olmuştur. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa videolarda da cevabı yoksa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ama eminim ki yoktur herhalde cevaplamadığım bir şey bu süreçle ilgili. O zaman gelecek videolarda tekrar görüşürüz. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalı da takip edip abone olabilirsiniz. Arada yine böyle güncel halimi atmaya çalışacağım sorularınız dahilinde. Öyle güncellemiş oluruz. Bakalım sivilcem çıkacak mı? İnşallah çıkmaz tabii, öyle bir video atmam ama çıkarsa da zaten bunu mutlaka paylaşırım sizinle. O zaman gelecek videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.